Ben daha görümcü olmak için kendimi hazır hissetmiyorum. Mümkünse abime kız istemeye bensiz gidebilir misiniz? Hı? Kız, bana bak İbibik. Sen bir kere geleceksin bizimle. Ben 11 yaşımdayken görümcü olmuştum Sıdık'a. Korkulacak bir şey yok, o kadar. O zaman şartları bir daha konuşalım, tamam mı? Gelin adayı kıza sadece uzaktan bakacağım. Allah Allah, niyeymiş kız? Önceki tecrübelerimizden örneklerle Sıdık'a git kızın kıçını çimdikle. Bakalım eti sıkı mı? Sıdık'a espri yap gönder. Deşlerine bakacağım. Şeklindeki tekliflerinizi asla aklınızdan bile geçirmeyin değerli anneciğim. Nasıl anlayacağız ne mal olduğunu? Hı? Erkek tarafı olaraktan Lale'nin teşhis kliniğine yatırın kızı. Orada şöyle bir hafta kalsın. Bir temiz her tarafına bakarlar. Eksiği, gediği neyse ortaya çıkar. MR'ını çekerler. Ruhuna, sinirine, kemiğine bakarlar. Ama bu tabii kız tarafını da abimi ultrasona sokma hakkını verir. Vada 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 yani. Çaçara! Gör ya! Kız bana... Görüm gelin. Çaçaran olalım Akbuldür ama anne söyleyeyim. Bana bak ben abimi ezdirtmem o kıza, tamam mı? Böyle kız bir yalnız bulursa abimi parmağında oynatır alimallah. Kızın sicili temiz Sıdık'a. Tabiatıyla bir ön araştırma yaptık. Yani yetiştirme tarzı olarak aynı senin gibi büyütülmüş. Ha, ben ve milyonlarca Türk kızı gibi diyebilir miyiz peki anne? Vallahi dizilerden sadece yalan rüzgarını seyrediyor kız. Yani dakikada bakayım 3 tane dolma dolduruyor. Gazeteden de böyle kuponları günlük olarak kesiyor. Modeli buymuş diyorsun yani anne. İyiymiş vallahi. Peki otomatik yıkama programı var mıymış anne? Yoksa o daha sonra erkek tarafı tarafından mı yüklenecek? Kız makyaj yapma anneye, ne bu surat ha? Bana bak, bu kız senin de işine yarayacak, tamam mı? Yani sen de ev işlerine kızı kullanacaksın. Hay, aynı evde oturup aynı mikserden yumurta çırpacaksınız. Niye? Arada sırada abim dövmek için beni yanında mı götürecek? Hayır efendim. Onlar ev bulana kadar bizimle yaşayacaklar. Eyvah. O zaman şartlarımı değiştiriyorum. IQ testi de yapılsın kıza. Anne, hamamda mürekkep satarlar mı? Allah Allah. Kız ne yapacaksın sen mürekkebi? Ha? Orada yazı yazılmaz ki. Orada yıkanılır ve kız bakılır Sıdık'a. Hayır canım, mürekkep şey için. Ya, psikolojik roşa testi için. Bana bak kız anne. Ha. Bir seansta var ya kızın bütün iç dünyasını anlarız. Sana ne oluyor kız? Ha? Alt tarafa aynı evde oturacaksınız dedik Sıdık'a. Ha? Böyle kızın iç dünyasına karışmalar, roja testi falan. Kızın eksiği gediği var mı? Sen ona bak. Gerisi abini ilgilendirir. Evet anne haklısın. Gerisi tabii abimi ilgilendirir. De sırf etine butuna bakarak da gelin alınmaz ki ya. Başka neresine bakacaktık Sıdık'a? Ha? Terbiyesiz! Ya, onu demiyorum. Ya diyelim ki Türkiye'nin Azerbaycan politikası konusunda anlaşmazlığa düştüler. Ya hayatı abimi zehir ederse? Etmez. Ya beyin olarak uyuşuyorlar mı, ona bakmak lazım. Yok. Ne yani kızım, beyni mi yok? Hayır, o taraklarda bezi yok yani. Dünya politikasıyla da o kuartum... Ne o? Kuartum bilimi... Fiziği ha. Onunla falan hiç ilgisi yok. Bilim adamı olarak bir tek Hatemileri tanıyor. Televizyondan. Ya? Enayi miyim ben kız bu eve iki tane Sıdık'a? Ha, araştırdım. Hiç sana benzerliği yok. O taraklarda bezi olmayabilir de anne. Başka taraklarda bezi olabilir. Bak, uyuşturucu bağımlısı olup böyle mutasip anneye babaya sahip bir sürü insan var ortalıklarda. Sıdık'a ne biçim konuşuyorsun kız sen? Ha? Bana bak, ağzını topla. Dünya hali bu anne. Ya şizofren falansa, içinde böyle gizli kurye kız varsa? İçinde nasıl, içinde ne olabilir kız, nasıl bir şey? Vallahi olabilir anne. Düşün, böyle şizofren filan da böyle çim diye leklekleri anlaşılmaz ki. Ha, Sıdık'a, ha? Ne yaparız o zaman içinde bir şeyler varsa kız, ha? Yani böyle ikinci, üçüncü kişilik kuma gelirse, bir düşünsene. Tek çözüm var anne. Ne? Hamama bir psikolog götüreceğiz. Ne? Vallahi. Ha, bak bizim Nurcan teyzenin kızı Boğaziçi psikolojide okuduydu. Onu alalım yanımıza. Evde mi kız ha? Ben bir bakayım şuradan.